Herkese merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 tane reçel tarifi vereceğiz. Yapımı oldukça basit, hiç geceden bekletmenize gerek kalmadan reçellerimizi yapacağız. Öncelikle çilek reçeliyle başlıyoruz. Malzemelerimiz temizlenmiş çileklerimiz 500 gram, 500 milim toz şeker, yarım çay bardağı su ve yarım limon suyu. Şimdi öncelikle tenceremizin içerisine toz şekerimizi ekleyelim. Toz şekerin üzerine yarım çay bardağı suyumuzu ekliyoruz. Bu miktarları yaptığınız meyvenin miktarına göre artırabilirsiniz. Ocağa alıyoruz ve şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Toz şeker böyle eriyecek ve sıvı bir kıvam alacak. Kaynayana kadar yaklaşık böyle 5-6 dakika kadar kaynatıyoruz. Evet, şimdi kaynadı. Üzerine meyvelerimizi ekliyoruz. Çileklerimizi ekledik. Şimdi ilk eklediğimizde böyle hafif bir katı kıvam olabilir. Bu 2-3 dakikaya kendini bırakacak. Şöyle karıştırıyoruz. Birazdan kendi şekeri ve suyunu salacak. Bu arada kanalımızı %96 abone olmayanlar izliyor. Abone olarak bize destek verebilirsiniz. Abone ol tuşuna sadece basıp bizi takip edebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi şekerler gayet erimeye başladı. Evet, böyle suyunu saldı. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı tereyağı ekliyoruz. Hem daha az köpürmesini sağlayacak. Ayrıca üzerinde oluşan bu köpükleri tahta kaşık yardımıyla alıyoruz. Bunu almamızın sebebi hem tadında hem parlaklığında kötü bir görüntü oluşmaması için köpüğünü mutlaka alıyoruz. Şimdi böyle kaynıyor. Kaynamanın sonlarına doğru yarım limon suyumuzu ekliyoruz. Hem şekerlemeyi önleyecek hem de yine parlaklık verecek. Kaynatma işlemi malzemeye, miktara göre değişebiliyor. Kontrollü bir şekilde kaynatıyoruz. Bizim yaptıklarımız yaklaşık 15-20 dakika civarında sürdü. Buzdolabında beklettiğimiz soğuk tabağın üzerine şöyle biraz döküyoruz. Sağa sola çevirdiğimiz zaman akması yavaş ise kaynamış ve hazır olmuş demektir. Eğer hızlı akıyorsa biraz daha kaynatmaya devam edebilirsiniz. Bu püf noktasını mutlaka deneyin. Evet, şimdi çilek reçelimiz kaynadı ve çok kısa bir sürede reçelimizi hemen yenilebilir hale getirdik. Temizlediğimiz ve sterilize ettiğimiz cam kavanozlarımızın içerisine reçellerimizi koyuyoruz. İster sıcak suda, ister bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Mutlaka steril bir şekilde kavanozlarımızı kullanalım. Çilek reçelimizi kavanozumuza koyduk. Şimdi kapağını önce ters, daha sonra sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Ve kapattıktan sonra ters bir şekilde hava almayacak şekilde kapattık. Ters bir şekilde bekletiyoruz. Çilek reçelimiz hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz.
Evet, ikinci reçelimiz kayısı reçeli. 500 gram kayısı yine temizledik ve ortadan ikiye kestik. 500 milim toz şeker, 1 çay kaşığı tereyağı, yarım limon suyu ve yarım çay bardağı su. Şimdi aynı şekilde toz şekerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Bu yöntemle geceden bekletmenize gerek kalmayacak. Yaptığınız an sadece soğutup hemen yiyebilirsiniz. Gün içerisinde reçelinizi yaparak hazır bir hale getirebilirsiniz. Tenceremizi ocağımızın üzerine aldık ve şekerimizi suyla birlikte eritiyoruz. Kaynayana kadar böyle güzelce eritiyoruz. Eğer su miktarı az geldiyse sizin koyduğunuz miktara göre artırabilirsiniz. Orta ateşte böyle bu şekilde erittik. Şimdi temizlediğimiz ve çekirdeklerini çıkarttığımız kayısılarımızı içerisine alıyoruz. Şöyle yine bir karıştıralım. Böyle biraz kaynamaya başladığı zaman tereyağımızı da içerisine ekleyelim. Kayısı da çilekte çıktığı gibi çok fazla köpük oluşmadı. Gördüğünüz gibi aldığımız köpükler su şeklinde kendini bırakıyor. Yine de oluşanları biz kenara alıyoruz. Şimdi üzerine limon suyumuzu da ekliyoruz. Mutlaka limon suyunu ekleyin ki şekerlenme olmasın. Böyle bu şekilde yine kaynatalım. Bu çilek reçelinden daha az bir sürede kaynadı. Şimdi yine buzdolabında soğukta beklettiğimiz tabağımızı alıyoruz. Kaynamış mı bakacağız. Şimdi böyle çevirdiğimizde gördüğünüz gibi çok yavaş bir şekilde akıyor. Yani reçelimiz hazır demektir. Kabımızın içerisine alabiliriz. Yine temizlediğimiz ve sterilize ettiğimiz kavanozlarımızın içerisine kayısı reçelimizi de koyuyoruz. Bu yöntemle mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Aynı kıvam tutacaktır. Kesinlikle denemelisiniz. Kayısı reçelimiz de hazır. Yine aynı şekilde kapağını sıkıca bir şekilde kapatalım. Hava almayacak şekilde mutlaka kapandığından emin olun. Şimdi kayısı reçelimizin sunumuna geçiyoruz. Şimdi yazın olmazsa olmaz incir reçelinden yapacağız. 500 gram temizleyip suda beklettiğimiz incirlerimiz, 500 milim toz şeker, yarım çay bardağı su, yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı tereyağı, yine aynı şekilde malzemelerimiz. Şimdi toz şekeri yine tenceremizin içerisine alalım. Üzerine suyunu ekleyelim ve ocağa alalım. Aynı şekilde ocakta kaynatıyoruz. Şekerlerin erimesini bekliyoruz. Ayrıyetten içerisine bir adet çubuk tarçın ekleyeceğiz. Hem daha hoş bir tat ve koku, aroma versin diye. Üzerine de incirlerimizi ekleyelim. İncirleri sıcak suda bekletebilirsiniz. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz.
Ayrıca kanalımızda incir reçelinin farklı yapım tarifi de var. Geceden bekleterek yaptığımız incir reçelini de bakabilirsiniz. Bir çay kaşığı tereyağını da ekledik. Kaynamanın sonlarına doğru yine limon suyumuzu ekliyoruz. Diğer incir reçeli videomuza da yukarıdaki kartlardan bakabilirsiniz. Yine buzdolabında soğuttuğumuz tabağımıza reçelimizi koyuyoruz, kontrol ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde kaynadı, hazır hale getirdik. Şimdi yine kavanozlarımızın içerisine reçellerimizi ekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Videoları beğenerek bize katkı sağlayabilirsiniz. Bu işlemler kesinlikle ücretsiz bir şekilde. Şimdi yine kapağını kapatacağız ve ters çevireceğiz. Biz reçellerin hepsine tadına baktık. Sunum için ayırdığımız tabakta hemen tadına bakarak yiyebildik. Bu şekilde hiçbir şekilde beklemenize gerek kalmıyor. Siz de bizden istediğiniz videolara aşağıya yorum yazabilirsiniz. Reçellerimiz çok güzel oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone ol tuşuna basarak takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.